şey tadı mı var? Hamurum böyle yani yapışıyor gırtlağıma. Böyle hani akıl veriyor gibi algılama lütfen. Ya biz böyle yapmıyoruz bunu. Çok fazla un geliyor ağzıma. Her şey görüntü değildir. Ne insanlar var dört dörtlük görünüyor içinden karakter bozukluğu çıkan. Ne insanlar. İnsanları tartışmıyoruz, yemek tartışıyoruz şu an. Gayet de iyi olmuş. Bunu da alamayacağım. Oo, şeyler gelmeye bile başlıyor. Oh be. Çok korkuyordum. Hadi geçmiş olsun Ünal'cığım. Yarışmacılar Bengü'nün şarkısıyla kısa bir mola verip dans ettikten sonra tezgahlarına dönüp hazırlıklarına devam ediyor. Pişmemiş, bitti, tarif var. Yani bu bir yarışma ve böyle şeyler oluyor biliyorsun. Pişmemiş. Bana dede demiştin, gördün sorun. Pişmemiş mi? Gencecik çocuğa dede dersen öyle Allah'ın sopasına gider. Yedeğim var çocuğum üzülme, yedeğim torun işte. Yedeğini kurtarırsın. Yedekli çalışıyor. 10 dakikaya nereye pişecek abi? Onun ne canı var ki? Ayarın 170'e 60 mı? 170'e al. Yani al diyorum da hani yine sen bilirsin. Ben şey yapmış olmayayım. 200'e getirdi. Deli mi? Üstü yanar, içi çiğ olur. O kadar çıkar mı? İn aşağı biraz. Heh, aferin. Yani ortaladı yani attı ortaya artık tamam. Yapacak bir şey yok. Nasıl bu kadar sıvı? Ha, şekerli su zaten şeker, normalde şeker şerbeti deyince. Ha, tamam. Şeker şerbeti. Peki. Pekmezli, tahinli. Bu böyle sıcak, hafif sıcak ya mı? Sıcak. Fark ettim, önemli değil. Ay, bu şimdi hamur yapabilirim. Şu ilk sıcak. Ay, bu... tamam yok dalga geçeceğim, o kadar da değil. Ellerim aa, alışıktır benim. Ellerim alışıktır. Çok böyle ütü yapmayı beceremeyen bir insan olur mu? Şimdi her yerim yanar. Şey, bunun hamurun da şey küçük fındık parçaları var. İçinde evet. Tahin arasında. Var. Tamam. Tereyağı var. Un var. Tamam. Çok kabarmaz bu, böyle sert bir hamur olur. Yani özelliği böyle. Ama ıslanınca böyle şekerpare gibi mi? Gibi tamam. Ama daha tok yani. Güzel bir tatlı. Bölgesel tatlılarınızı yaşatmak adına her yerde bir yani. Şeyler yapmaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Teker teker üstüne öyle. Öyle hem konuşuyoruz kendileriyle hem bu sıcak bir şey mi? Yok değil, soğuk. Şey öyle biraz konuşarak. Emiyor musunuz canım? Şimdi ben bunlara sevgimi katıyorum. Sevgi biraz. Diyorum ki eğer beni teknik etaba bırakırsanız hiçbirinizi yemem, çöpe atarım diyorum. Mis. Sonra ne güzel o. Zamanı efektif kullanma çabası şu anda. Ben yani bekletecek 40-50 dakikam yok bunlar için. O yüzden ben de sizin verdiğiniz zamandan arttırıp buna zaman ayırıyorum. Peki. Biraz da krema. Burada ne oluyor? Krema. Krema derken? Krema ilave edeceğim. Ha, onu tamam. Anlatıyordum da. Son 5. Karamel yapıyorum. Tatlımın üzerine dökeceğim. Yani bitti. Hepsi dolapta soğuyor. Evet, o istediğim kıvamda şu an. Tamam. Dünkü gerginliği yaşayacak mıyız? Yetişmedi. Hayır. Tamam, bitti. Şu an iyisin. Bitti. Tadını çıkarıyorum. Ha, evet. Bir Tahsin'e gidip bakmak istiyorum ben. Çünkü Tahsin'in durumu pek iyi değil arkadaşlar. Hadi bakalım. Sütü döktüğün zaman hamurlaşanından kalanın kısmını koyuyorsun öyle mi? Fırından çıktığında şu iç kısmı hiç pişmemiş. Tamam. O yüzden... Şurası... Ay pardon. Önemli değil, önemli. Şurası var hala farkındaysan. Daha küçük bir kase mi, kap mı getirseydik sana daha kurtarsaydı. Tadına baktın mı peki? Bakacak mısın? Pardon canım. Yok. Şu an zaten az sunacağım ya. Şurası var şurası. Ha, tamam. Tirleşe konusunda bir rakibin daha olduğu için aslında sıkıntı yaşayacaksın şu bence bana sorarsan. İkinizin arasında karşılaştırma yapılacak çünkü. Aynen. Değil mi? Öyle olacak. Şu parçayı da istersen. Şu parçayı da biraz sıkışsın. Çok işine karışmak gibi olmasın da. Şurayı açayım ben sana. Yani... Daha var mı kurtaracağım parça? Yok. Şurası? Ben şurayı da alayım. Şurayı da, onu da şuraya alalım. Yama. Bu yarışma ne yamalar gördü ya. Ne yamalar gördü. Bu ne ki? Ha? Ne yamalar gördü. Bunun üstüne nasıl... Yani hiçbir şey çıkartmamaktan iyi. Son bir dakika. Arkadaşlar son bir dakika.
Bildiğiniz gibi son bir dakika diyorum. Sonra o son bir dakika bir su gibi akıp geçiyor. Su gibi. İyi misin Tahsin? Bilmiyorum. Tahsin'cim. Efendim? Son 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Masaya lütfen arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sürenizin sonuna geldik. Süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarıyla tadım masasına doğru ilerliyor. Her biri sunum tabaklarını kendi isminin arkasına yerleştiriyor. Sürem yetmedi. Yani bir aksilik, fırından erken çıkarttım kekimi, panispanyamı. Erken çıkarttığımı fark ettiğimde çok geç olmuştu. Tekrar fırına koysaydım daha fazla sinmesinden korktum. Ve ters çevirdiğimde acı gerçekle karşılaştım. İçi pişmemişti. Birazdan jüri gelip tadıma başlayacak ve en beğendiği iki tarifi seçip iki yarışmacıyı koruma altına alacak. Daha sonra da yarışmacılar birbirlerinin tarifini tadarak günün en düşük performansını gösteren yarışmacıları seçecekler. Birazdan isimleri almaya başlayabiliriz. Bayağı bir şey geldi, çiğ hamur tadı geldi. Yani gördüm yaparken çiğdi. Pişmediği için. Birbirinden farklı ve birbirinden tatlı gözüken ve birbirinden güzel gözüken 8 tane tatlı var. Allah kolaylık versin diyorum. Amin. Sevgili jürimize. Amin diyorum. Tam hayal ettiğimiz gibi sütlüsü, çikolatalısı, şerbetlisi. Aynen. Ah. Hadi bakalım. Buyurun afiyet olsun. Bir an önce. Haydi bakalım. Ben aslına da uygun olsun diye ekstra servis tabağı kullanmadım. Tam hani o filmde gibi tepsisiyle getirdim o yüzden. Hangimiz Şener Şen, hangimiz? Estağfurullah, estağfurullah. Bu arada da tepsiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Gökhan evden getirmiş tepsiyi. Bunu mu? Ben de böyle bir yuvarlak tepsi arıyordum. Tesadüf denk geldi. Fatma teyzenin tepsisiymiş. Teşekkür ederim. Onun sayesinde istediğim gibi oldu. Yani denk geldi. Yani sonra deme mesela benim tepsimle o birinci oldu. Yok canım, estağfurullah. Yani bileğinin hakkıyla tabii ki. Olabilir. Bir sakınca yok benim için. Yaparken hiçbir aksilik yaşamadım bugün şekerpareyi. Her şey yolundaydı. Sonrasında yalnız şerbetini verirken fıstıkları yüzmeye başladı. Ben fıstık nakli yapmak zorunda kaldım üstüne. Başka da hiçbir aksilik yaşamadım. İçinde sürpriz bir malzemem daha var. Hı? Sürpriz bir malzeme ilave ettim ben ona. Tahsin'le pişti olunca. Sürem yetti. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Süremi tamına tamamladım yani. Güzel bir tabak daha çıkaracağımı düşünüyordum ve güzel bir tabak çıkarttım. Tabağımdan gerçekten memnunum. Şimdi seninki volkanik miydi? Evet. Volkanik ama yerinden çıkıp da böyle ters dönmesi gerekmiyor muydu? İçindeki çikolata akmasın diye böyle şey yaptım. Peki. Ama size çok 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 teşekkür ediyorum. İki tane denedim özellikle. Bir tane de hiç çikolatasız yaptım. Benim yaptığım içi de pişmişti. Aynı derecede, aynı dakikada. Hı-hı. Ama bu sizin bana yani daha önce önerdiğiniz püf noktasıyla yapıldı. İçinde çikolatası, yani benim tadına baktığımda içinde böyle çikolata yiyormuşum gibi kenarları göstereceğim böyle. Göstereceğim şimdi. Yok, yanlış anlaşılma olmasın bu arada. Ben daha ilk gün sizin tabaklarınızı yorumlarken Senem'e bir tiyo olarak söylemiştim. Evet. Onu duyup bugün yaparken uygulamış. Yoksa yani sakla tiyoyu, gelir zamanı mı olmuş? Bir nevi, evet. Yani
Sakla Tio'yu, gelir zamanı mı olmuş? Bir nevi, evet. Ben şimdi bak gösteriyorum sana içinin nasıl olduğunu. Ve evet. Bu çikolata değil mi haricen? Evet, yani sadece çikolata. Bu kekin pişmemiş hali değil. Hayır. Ya buzlukta dondurdum, bir kaşık içine göbek açtım, içine ya koydum. Ben... Evet evet gözüküyor. Aslında bu orijinal tarifinde şerbetiyle 2,5 saat beklemesi lazım. Hmm. Ama o kadar vaktiniz yok. Umarım yeterince çekmiştir. Çekmiş gözüküyor. Uzun süre beklemesi gerekiyor çünkü. Şerbetinde de şeker şerbeti var. Hmm. Ama şekeri az. Suyla kaynattım, 3 damla limonla pekmez koydum. Öyle uzun süre beklemesi lazım yani o şeyi, tadını iyi çalmasın. Tariftekinin aynısını yaptım. Kayseri'li bir hemşerim tanıdığım olmadığı için internetten araştırdım. Soracağım kimse yoktu o anlamda. 2-3 tarif okudum, hepsi aynıydı. Aynı ölçülerde birebir gram, işte neyse ölçülerin aynısını birebir yaptım. Tahsin. Ne oldu Tahsin? Ne olmadı ki? Fırının azizliğine uğradım. Hep öyle olur. Ya yok ya bu sefer bende testere getireyim. Vardı. Yok testere karamelinden yemeyebilirsiniz ya zaten yenecek gibi. Üzerine yapacağım krema sosum geç olduğu için 3 saniyede yaptım. Çok çıtır çıtır bir şeker oldu yani sostan çok. Jürimiz kararını verdi ve söyleme görevi, onuru da bana düştü. Önce ikinciyi söyleyelim, sonra birinciyi açıklayalım ve alkışlayalım. Efendim ikinci olan tabağımızın sahibiyle ilgili bir şeyler söylemek lazım bence. Biz masaları gezerken diğer bütün arkadaşlar tabii ki bütün yarışmacı arkadaşlar kendisinin rakibi ama onunla birlikte aynı tatlıyı yapan bir başka arkadaşı daha vardı ki kendisi maalesef başarısız oldu ve Gökhan tebrikler. Teşekkür ederim. İkincilikle kendini koruma altına almayı başarıyorsun. Beni çarpmaya başladı yavaş yavaş. Teşekkür ediyorum. Beklediğim gibi oldu ve günün ikincisi oldum. Aslında birincisi olmayı hedeflemiştim ama olsun. Sonuçta koruma altına alınmak da güzel. Birinci olamadım ama ikinci oldum. Bu da bana yeter yani. Ve birincimiz. Birincimizle ilgili ne söylemek gerek bilmiyorum ama kendi adıma, kendimi mutfağa... Son zamanlarda çok yakın hisseden bir insan olarak rahatlıkla söyleyebileceğim. Ne kadar yakın olsam da bu yarışma sayesinde, Arda ve Emel sayesinde ve bütün yarışmacılarımız sayesinde pek çok tarifin ince detaylarını, böyle ipuçlarını, diyorlarını almış, öğrenmiş, ezberlemiş olsam da yine de neredeyse yapma cesaretini göstermem için 10 sene geçmesini gerektiğini bildiğim bir tatlıdır efendim kendisi.
En sevdiğim tatlıydı eskiden, alerjim başlamadan önce. Tatım. Tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Gerçekten. En özlediğim şeydir yani. Lan gerçekten ne diyeyim bilmiyorum, hemen teşekkür bırakıyorum. Teşekkür ederim, ben Arda Şef'ime çok teşekkür ediyorum. Bu püf noktası her zaman uygulayacağım bir şey. Bana değil, bence sen kendi açık algına teşekkür et. Çünkü bu püf noktası ile ilgili ilk günkü yapılan bir tarif üzerine sohbet ederken söylediğim bir tüyoyu unutmayıp onu uygulamışsın ve çok başarılı bir sonuç almış. Ben aslında sözü direkt Emel'e bırakacağım. Kulağımı yedi çünkü. söylediklerini sana da anlatsın burada tamam. Şimdi. Şimdi ben diyecektim ki bugünün birinciliğini sen Arda ile bölüşeceksin. Merkezde Arda ile bölüşeceksin. Ama kenarda sağladığın doku hiç kötü değil. Kurumamış, kekimsi ve ıslağımsı. Yani çikolatanın 50 tonu var burada. Islağı, çok ıslağı, biraz kurusu, lezzeti, daha şekerlisi, göbekte daha az şekerlisi. Otobüse binip gezmek gerekiyor tabağın içinde. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Zaten tabak konuşuyor ya. Sağ olun. Bugünün birincisi ben oldum. Tabaklara bakınca diğer arkadaşların şöyle... Gökhan'la kendimin arasında gittim geldim ama birinci olacağımı tahmin ediyordum zaten. Yani çikolata ben varım burada diyordu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz koruma altında alıyoruz. Afiyet şimdi olsun. Yarışmacılarımızın tadımına geçiyoruz efendim. Sağ olun. Böyle hani akıl veriyor gibi algılama lütfen. Ya biz böyle yapmıyoruz bunu. Çok fazla un geliyor ağzıma. Evet, günün pişti tabağı. Bir insan karameli bu şekilde mi yapıp koyar üzerine Allah aşkına ya? 3 saniyede yaptım Gökhan. Bir insan koruma altında olunca nasıl bir şeytan ama koruma altında olmadığı zaman nasıl bir melek oluyor? Hani ben çözemedim. Her şey görüntü değildir. Ne insanlar var dört dörtlük görünüyor içinden karakter bozukluğu çıkan. Ne insanlar. İnsanları tartışmıyoruz, yemek tartışıyoruz şu an. Evet, tatlı tadımına en şanssızla başlayalım Tahsin. Bakalım. Diyecek laf bulabileceğiz mi? Çünkü hakkım var mı? İçi kuru kalmış ama çok güzel. Teşekkür ederim. Çiğ tadı mı var? Ben çiğ mi tadı var? Ama bir tahin. Hamurum böyle yani yapışıyor gırtlağıma. Yani, şu an gırtlağıma yapışıyor. Sadece o var. Başka hani içemediğim için bir şey diyemiyorum ama hani ağzımda bırakan tat yapışma böyle çiğ gibi. Tahsin Abes'le iştigal etmiş ve hamur bulanların hepsi. Yani hamur da yenilebilen bir şey. Üstelik o kadar pişmiş zaten 1,5-2 santim açın diyor, yayın diyor hamuru. Tam 1,5 santim var, 2 santim bile açmadım. Ne, üstü kızarmış, altı kızarmış. Ortasının hamur fazla pişmemiş. Eyvallah, amenna. Ama hamur yutamadım. Hiç bilmedi bir tatlıyı. Hiç bilmedi tatlı da insanın bu kadar acımasız yorum yapması. Karbonat sanki biraz fazla ya da kabartma tozu olabilir mi? Karbonattır, kabartma tozu koymadım. Acı geliyor biraz bana. Karbonatın ölçüsünü bunca senedir hep aynı şekilde yapıyorum. Bir çay kaşığı tepeleme karbonat. Belki homojen dağılmamıştır. Belki algılayamadıkları tadı karbonat olarak yorumlamışlardır. Bir şey diyemiyorum. Ben yediğimde karbonat tadı almadım. Pişmiş yumurta tadı geliyor. Ellerine sağlık. Sanki un tadı geliyor yerken. Ya o benim tarifimde bir defa bir su bardağı tahin var. Onun tadını alamıyorlar, onun tadını alıyorlar. Bilmediğin bir tatlıyı yerken acımasız olmamalı insan. Bilmiyorsun, bir şey diyemeyeceğim denir normali ama yani... Gülten.